Geçtiğimiz hafta Türkiye ATV ekranlarına kilitlenmiş bir anne ile kızının 28 yıl sonraki buluşmasına tanıklık etmişti. Elmas Park o gün Müge Anlı'nın stüdyosundan annesini bulmanın mutluluğuyla ayrıldı ama kafasında soru işaretleri vardı. DNA testi yapılmasını istedi ve o testin sonucu bugün canlı yayında açıklandı. Genç kadın yıkıldı. Genç kadının 28 yıl süren anne hasreti böyle son bulmuş. Tüm Türkiye'de mutluluğuna ATV ekranlarından ortak olmuştu. Ama geç gelen o mutlulukta yarım kaldı. Testin sonucu ben dedim Reyhan Hanım la Elmas anne kız değil. Annenim ben seni. Annem değilsin. Ben gerçek annemi arıyorum ya. Yapılan DNA testinin sonucu Elmas Park'la Reyhan Hanım'ın arasında kan bağı olmadığını ortaya koydu. Genç kadın büyük şok yaşadı. Reyhan abla yani başka bir sonuç çıkar mı? Bak gözünü seveyim yani. Hazırlıklı olayım yani. Kim çıkarsa çıksın annesi çıkamaz benim annesi. Testin sonucu ben dedim Reyhan Hanım la Elmas anne kız değil. Beni kimden aldığını söyleyeceksin. Kimseden almadım. Yalan söyleme. En azından bunu yap. Bunu yap. Allah öyle zorla mı yani ya? Söyleteceğim bana? Çıkmayacak mı sanki bu? DNA testini de Elmas Park istemişti. Aklını karıştıran, ortaya atılan iddialardı. O kadar söylenti oldu ki burada. Çaldı dediler. Evlatlık aldı dediler. Buzdolabına satıldı dediler. O kadar şeyler söylendi ki benim kafam çok karıştı. Söyle. Ben senin kızın mıyım yani onu söyle. Sen benim kızımsın. Tamam. Sana. Ben sana ispat ederim. Ben... Gene de bir DNA testi istiyorum. Sonuç açıklandıktan sonra da bambaşka detaylar ortaya çıktı. Bu çocuğu bir arkadaşın mı verdi? Bir hastaneye gittin, oradan mı aldın? Hadi Reyhan ablacığım lütfen. Onu Sinan getirdi bana. Bak sordum Sinan. Annesi ölmüş. Yani doğururken ölmüş. Sinan da aldı bana getirdi. Ben de büyüttüm. Reyhan Hanım'ın işaret ettiği isim eski eşiydi. Doğurmadım ama ben büyüttüm dedi. Park'ın anne babasının kim olduğuna ilişkinse bilgisinin olmadığını söyledi. Ama ben sana söyleyeyim, annenim ben seni. Annem değilsin. Ben gerçek annemi arıyorum.